yaz-kış vazgeçemeyeceğimiz yiyeceklerdendir. Neden mi bahsediyoruz? Dondurmadan. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz sırrımız ile devam ediyor. Bugün sizlere Elazığ'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Mercan Dondurma'ya konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Halil Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Halil Bey merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada ağırladınız efendim, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. Çok sağ olun efendim. Halil Bey, ben firmamızdan ve yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Halil Bey kimdir? Tabii. Ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Ben 1991 doğumluyum, Elazığ doğumluyum. 2001 yılından beridir dondurma işiyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 15 sene oldu. Bunun dışında lisans mezunuyum, beden eğitimi öğretmenlik mezunuyum. Evet. Yani bu şekilde. Bu şekilde burada da faaliyetlerimiz devam ediyor. Biraz da firmayı tanımak istiyorum. Firmamızı kaç yılında kurduk? Tabii. Ve burada ürünün gruplarımızda neler var? Tabii. Mercan Dondurmaları 2001 yılından beri aktif olarak çalışıyor. Biz gerek ki müşteri memnuniyetini, gerek ki elemanlarımızın çalışma şeklini falan sürekli denetleyen, sürekli kendi öz eleştirimizi yaparak bu işe sürekli büyütmeye çalışmak, yani sürekli bunları yapıyoruz. Evet. Bunun dışında şöyle diyebilirim, ürünlerimiz kakao, beyaz, fıstık, çilek, muz, limon, vişne, karamel gibi ürün çeşitlerimiz var. Elazığ'ın yöresel olarak vişneli dondurmaya özellikle çok büyük bir ilgisi var. Biz de bununla alakalı çok farklı çalışmalar yapıyoruz. İşte vişne suyunu stoklama gibi, kendi meyvesiyle orijinal herhangi bir katkı maddesi olmadan bunu yapıyoruz. Aynı şekilde keza süt toplama merkezlerinden sütlerimizi alıyoruz. Bunlar gıda mühendisleri tarafından işte ölçüleri vesaire, yağ oranı filan, bunlar dikkate alınıyor. Bakteri miktarı filan, bunları dikkate alarak alıyoruz. Ve onun dışında biz sütlerimizi kaynamaya geldikten sonra 15 dakika falan kaynatıyoruz ki içerisindeki zararlı mikropların ölmesini. Bunun dışında işte bununla birlikte hem dondurmanın daha böyle sağlıklı ve temiz olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Üretimimiz, imalathanemiz Doğukent'te, kendi Elazığ mahallesi oluyor. Orada mevcut. Onun dışında satış noktalarımız var. İşte Ulukent'te satış noktamız var. Aslında Elazığ'ın birçok noktasında satış noktamız var. 15-20 tane yakın satış noktamız var. Bununla birlikte işte gördüğünüz ana şubemiz burada. Burada satış noktamız yine. Evet. Bu şekilde olmuş. Aslında hizmet sektöründesiniz bakmış olduğumuz zaman. Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok? Tabii ki. Hizmet verirken en çok nelere dikkat ediyoruz? Birincisi, bizim işimiz gıdayla olduğu için temizliğe çok dikkat ediyoruz. Hijyen. Hijyenik olmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte her şeyi resmi, prosedüre uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mesela imalathanemizden tutun. İşte buradaki satış elemanlarının sağlık durumuna işte bile dikkat ediyoruz. Ki bununla alakalı devletin de sağlamış olduğu birçok şey var. Biz bunlara katılıyoruz. Bununla alakalı yapılan çalışmalara, derslere vesaire. Evet. Yani esasında önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ettiğinizi söyleyebiliriz ve çok severek yapıyorsunuz bu işi. Kesinlikle. Zaten bizi başarıya götüren en büyük etkenlerden biri de bu. Biz bu işi severek yapıyoruz ve bunun dışında bir de elimizden gelen her şeyi dürüst bir şekilde çalışıyoruz. Dürüst bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Emek veriyoruz. Yoğun geçiyor bazen 3 ay ama bunun emeğini vermemiz gerekiyor. Çünkü biz sonuçta burada müşterilerimizi memnun etmemiz gerekiyor. Bu da bizim bir helal kazanç dairemiz. Bu şekilde dürüst bir şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz. Süper. Çalışmış olduğunuz bölgeler genelde Elazığ mı yoksa çeşitli yerler var mı? Biz şu anda için Elazığ merkezde çalışıyoruz ama Elazığ'ın ilçelerinden gelen birçok teklif var. Bunun dışında Hatay'da Elazığlar Derneği'nin kurmuş olduğu bir dernek var. Oraya da mesela dondurmalarımızı gönderiyoruz. Özellikle de vişneli dondurma ve limonlu dondurmayı gönderiyoruz. Tunceli'de festivaller oluşuyor. Burada çevre illerde oluşan festivallere gitmeye çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. İşte bununla alakalı altyapısını oluşturuyoruz.
farklı illere gidebilecek altyapılar falan. Evet. Bu şekilde. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi Ali Bey? Bu sektöre girerken mutlaka bir hedef koydunuz. Tabii ki. Yani şu anda biz Elazığ'ın dondurma tüketimi olarak %35, %40'ına sahibiz. Çok şükür. Bunu biz bir Doğu Anadolu'da gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Ve tabii bununla birlikte Elazığ'da da bu oranı yükseltmek istiyoruz. Evet. Bu şekilde. Biz de bu yolda başarılar dilerim size. Teşekkür ederim. Ben varmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar dilerim. Ben de teşekkür ederim Sinan Bey. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Elazığ'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Mercan Dondurma'ya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'nda.